Dilan Polat dosyası ile ilgili olay, iddialar ve son dakika istihbaratlar da gelmeye devam ediyor. Hepsi birazdan söylemezsem olmaz da olacak dedikten sonra reytingler geldi. Yalı Çapkını'nın sarsılmaz tahtı artık Kızılcık Şerbeti'nde. Ben ne dedim size? Dizi dünyasında fil aşk gelişme, reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını tahtından mı oldu? Reytinglerde nasıl sürpriz yaşandı? Peki Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayan Afra Saraçoğlu nerede, nasıl görüntülendi? Mert Bey'le ilişkiyi soralım. Aşk sorularına ne cevap verdi? Dizideki sahneyle Bodrum'da görüntülenmişsiniz. Geçtiğimiz hafta dizi dünyasında Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabeti yaşanmıştı. Ve beklenen olmuş Yalı Çapkını açık ara farkla Kızılcık Şerbeti'ne reytinglerde fark atmıştı. Artık tahtın yeni sahibi Kızılcık Şerbeti mi? Afra ve Mert'in popülaritesi bir yere kadar mı? Gelelim özel hayata. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Marmaris'teki çekimlerde balayı provası yaptığı iddia edilmişti. Ünlü çift aşka gelmiş, Marmaris'te iddialara göre aşk dolu anlar yaşamışlardı. Hatta ilişkilerindeki ciddiyeti bir adım öteye taşımışlardı. Kulislerde konuşan iddiaların ardından Afra Saraçoğlu bir mekan çıkışı görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Afra yine klasiğinden şaşmadı ve hiçbir soruya cevap vermedi. Teşekkürler. Mert Bey'le ilişkiyi soralım. Dizideki sahneyle Bodrum'da görüntülenmişsiniz. Aynı oldu. Geliyoruz dizinin Korhan'ı Emre Altuğ'a. Çağla Şike'nin eski eşi, yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ dizi hakkında konuştu. Bence enteresan bir takım olaylar olacak bu sezon. Bize gelen bilgiler, hatta başlangıç bile herkesin çok ciddi bir değişim içerisine gireceğini gösteriyor. Korhan karakterine ne olacak? Artık biraz konuş bir adam dedikleri Orhan Korhan geliyor. Ve bununla birlikte tabii yani bu sadece konuşmada olan değişiklikler olmayacak. Aynı zamanda fiziki görünümde de değişiklikler olacak. Sempatik halleri dikkat çekiyor. Spordan bahsediyor. Spor da devam ediyor. Ben spor her zaman yapıyorum ama şey anlamında söylüyorum. Kıyafet, kılık kıyafet anlamında bambaşka bir adam olacak yani. Diziye yeni giren Tarık Emirtekin'e övgüler yağdırdı. Taro, dünya tatlısı bir çocuk. Dünya efendisi, samimi, işini çok ciddiye alan, ben şeyde çok benzettim açıkçası duruşlarını bizim Mert'le. Mert de öyle, Mert benim, ya gerçekten genç jenerasyon içinde Mert de Afra da inanılmaz işlerini ciddiye alan iki değerli arkadaşım. Taro da aynı şekilde. Ve şimdi geliyoruz bomba isme, Mert Ramazan Demir'e. Havalimanında yakalandı. Şöhret ona neler getirdi? Yani tabii ki özgürlüğün kısıtladığı bir yer var ama günün sonunda olan her şey olumlu yani. Evet, olumlu ama özgürlüğün o kadar fazla kısıtlanıyor ki. Ama bu sevgiden mesela. Bu nasıl sevgiden bir duygu? İşte o şahane yani. Tek şahane olan tarafı o, bunun dışında. Yalı Çapkını sorulunca gözü asansöre kayıyor, kaçmak istiyor. Kaçmasın, asansöre gitmezseniz biraz konuşalım. Yok, çok sıkıştırmayalım, yarın beraber inelim. Aa, ama asansör kaçtı. Ne yapalım, konuşalım o zaman Mert. Sabah hissettim var. Aşkım aşağı ineceğiz. Devam, Yalı Çapkını'ndan bahsediyorum. Nasıl gidiyor? Marmaris çekimleri nasıl? Aşklar geçti o da. Dizdeki deniz sahneleri ve Göcek'te Afra ile aşklarının belgelendiği görüntüler sorulunca Mert gerildi. Eyvah dedi. Deniz görüntüleri vardı. Aynen. Yazında Bodrum'da deniz görüntüleri vardı. Bir karşılaştırma yaptı arkadaşlar. Aynı görüntüler. Peki aynı sevgi var mı? Çok merak ediyorum. Eyvah. Biliyorsun Mert Ramazan. Bu konuyla alakalı, hani aşkla alakalı bir şey söylersen. Bu konuyla hep teşekkür ediyorsunuz. Teşekkürler bir cevap ama iyi anlamda mı, kötü anlamda mı, olumlu anlamda olumsuz. Bir turist magazin dünyasının günlerdir konuşmak istediği Mert Ramazan'la yapılan röportajı stop diyerek böldü. Turist beyefendiye biz sitem ediyoruz doğrusu. Eminiz ki Mert Ramazan da içinden teşekkür ediyordur. Stop. Arkadaşlar beyefendi çıkacak. There's no upstairs. Mert ayağının tozuyla geldi Paris Moda Haftası'ndan. Aşk soruları sorulduğunda da böyle gülümsüyor. Kaçıyor.
Paris'te, Paris'te Mert dünyaca meşhur bir firmanın, moda firmasının parfüm tanıtımına katıldı ve çok büyük para aldı. Mert'in artık o hani konuşuyorduk ya, bölüm başına çocuğa 100 bin lira veriyorlarmış. Şimdi 150 bin lira olmuş falan. O parasızlık dönemi sona erdi. O da artık milyoner oyuncular sınıfına katıldı. Çünkü bu firma ona o kadar güvendi ki, onun gelişimini öyle beğendi ki, Mert sanıldığı gibi o dev firmanın, parfüm firmasının, moda firmasının sadece Türkiye yüzü değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yüzü de oldu. Yani pek çok ülkede Mert'in posterleri, Mert'in reklamları, Mert'in yer aldığı reklamlar, posterler, artık billboardlar bu parfüm şişesiyle birlikte yer alacak. Kutlarız, kutlarız. Şu anda Türk erkek oyuncular içinde en büyük gelişmeyi gösteren o oldu. Hep diğerleri lokal kalıyor. Türkiye sınırları içinde kalıyordu. Ama Mert Ramazan Demir aldı başını gidiyor. Güzel de gidiyor. Mert'in İngilizcesi var mı? Var. Vallahi Mert'in İngilizcesi varsa daha da bir geliştirsin. Ana dili gibi yapsın. Mert dünyaya açılabilecek potansiyelde kriterlere sahip. Ben tabii çok fazla talep gören bir dizi olduğu için izlemeye başladım. Allah'ım, bu nasıl bir sempatiklik, bu nasıl bir tatlılık, bu nasıl bir yetenek. Gerçekten böyle yanaklarını sıkasım geldi. O kadar tatlı bir oyunculuğu var ki çocuğun. Şimdi anladım ki Yalı Çapkını'nın başarısı, yani seyirci toplamasının çok büyük bir faktörü Mert Ramazan'da. Evet, Afra da çok tatlı, çok güzel. Evet. Ama Afra'nın daha önce dizileri de oldu biliyorsunuz. Hiçbir dizisi bu kadar çok reaksiyon almamıştı. Afra başarılıydı. Onu lütfen altını çizelim. Afra dizi oyuncusu olarak kendisini ispat etmiş. Çok özür dilerim. Afra'nın avukatı var yayınımızda. Hayır. Onu söylemek lazım. Yani. Çünkü ben Afra kötü oyuncu dedim. Afra beceremiyor dedim ya. Sen de bunu bana hemen hayır açıkla. Hayır efendim. Tamam. Yani Afra başarılı bir oyuncuydu. Bu diziye gelene kadar zaten başarısını ispat etmiş bir oyuncuydu. Onu söylemek gerekiyor. Ama Mert'le birlikte diyorum çok konuşuldu. Afra, evet, Mert'in çok evet. Ay böyle her anlattığımı tekrar anlatmak zorunda kalmak ne kadar güzel. Çok Allah'tan bu da benim sabır sınavım. İstersen herhalde. Ben devam edeyim. Evet, buyur. Bayılırsın şimdi, zaten. Şimdi tanıtımda onları önümüzdeki dönem 40. bölümün tanıtımında onları denizin içinde öpüşürken, sarılırken görüyoruz ya. Yani neyi Seyran'la Ferit'i gösteriyor bize. Yapım. Hem onlara aşk yaşamayın diyorsunuz. Hem onların 2,5 ay önce Fethiye'de yaşadıkları, Marmaris'te yaşadıkları denizin içindeki o görüntüleri diziye birebir kopyalıyorsunuz. Nemacılar sizi. Yapım. Neden yapıyorsunuz? Rating için. Hani çocuklar aşk yaşamasını istemiyordunuz? O zaman niye onların aşık olduğunu, sevgili olduklarını gösteren en önemli görüntüleri 40. bölüme koyuyorsunuz? Tekrar çekim yaptılar Marmaris'te. Onları denizin içinde. Aynı şekilde. Aynı şekilde tanıtımlarda ne görüyoruz oldu? Zaten. Ne oldu? Kızılcık şerbeti geçti ama ratinglerde. Onun da en büyük hatası yine yapım. Neden biliyor musunuz? Kısaca söyleyeyim. Geçen hafta konuşamadık. Konuşsaydık Yalı Çapkını'nı bir haftadır konuşamıyoruz ve sürekli bir haftadır mesajlar, konuşamıyoruz. Bak. Sürekli mesajlar geliyor. Konuşsaydık söyleyecektim. Bundan önceki bölümde öyle laflar söylettiler ki Ferit'e, seninle ölmek bile güzeldir diyen adam, sus be kadın, sen yaşlandırırsın adamı, hadi be oradan diye karısını azarlıyordu. Bölüm boyunca bu sözler vardı ve bir sürü insan seyrederken ne olmuş bunlara, bu nasıl senaryo diye diziyi terk etti geçen bölümde. Gittiler uzak. Senaryo her şeydir, hep söyleriz ya. Ben söylüyorum hep bunu ama onaylıyorsun ve ben şu an şoktayım. Nasıl yani? Allah Allah. Benim Kızılcık Şerbeti ile ilgili minik bir eleştirim olacak. Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçilerindenim. Çok da beğeniyorum. Çok real bir yansıması var işin. Fakat müteassıp bütün ailelerdeki herkes kapalı değil. Yani her müteassıp illa da kapalı diye de bir şey yok. Yani müteassıplığı hemen böyle kapalılıkla hep özdeşleştirmişler ya, aileleri böyle ayırmışlar. Benim çok müteassıp aileler var tanıdığım. Gayet böyle üst gruplu giyinip ama kafası açık da dolaşan müteassıp aile bireyleri de var. Orada bir tık küçük bir eleştirim oldu içimden izlerken. Yalı Çapkın'la yeni başladım. Çok fazla böyle konuya hakim olmadığım için şey yapamayacağım. Daha fazla bir yorum katamayacağım ama basına yansıdığı kadarıyla Yalı Çapkın'ın çok fazla magazinel olmasından kaynaklı
dizinin reytinginin düşeceğini savunmuştum ben ta Beyaz Magazin'deyken, Beyaz Magazin yaparken. Ve görüyoruz ki Kızılcık Şerbeti geçmeye başladı Yalı Çapkını'nı. Bilal Bey'in dizi grubumuzun yaptığı tespite göre sebebi işte diyalogmuş ama bence magazine dizinin fazla yansıması ve cezbetme durumunu ufak ufak kaybediyor olması olabilir diye düşünüyorum. Yani ben... izleyicinin artık merak duygusu yok mu diyorsun bu diziye? Hayır. Tamamen merak söylediğim gibi. Merak duygusu yok olmaz tamamen da. Tamamen söylediğim gibi bir bölüm önce 37. bölümde büyük aşkın evlilikle taçlanmasını izlemiştik. O gelinlik sahneleri, damat, harika sahneler izlemiştik ve gerekirse bir kurşun daha yerim, gerekirse 10 kurşun daha yerim ben Seylan için diyen Ferit sonraki bölümde 38. bölümde hadi be kadın demeye başladı. Hatırlıyor musun? Seyrettiyseniz seyirciler çok iyi biliyorlar. Yani kes sesini, konuşma. Ferit Seylan'a kötü davrandıkça izleyici tepki gösteriyor. Tabii, burada kadına sözlü şiddet var. Tabii. Aynen çok güzel söyledin. Kadına sözlü şiddet var. O yüzden bu bölümde ben eğer konuşabilseydik bunu ekrana getirebilseydik hafta içinde söyleyecektim. Rating kaybeder. Buna seyirci devam ettiği müddetçe kaybeder. Çünkü çok hassas arkadaşlar. Bu dizinin seyircisi o kadar hassas ki Seyran'la Mert için, Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu için %70 seyrediliyor bu dizi. Ve izleyicilerin çoğu da kadın ya. Ama evet. Seyran yani karakteri de çocuğa çok bağırıyor. Şimdi ben başladım da sürekli bağırıyor çocuğa. Hayır, onun yükselmesine senarist onu da yükseltiyor. Kadın bağırsın, erkek bağırmasın. Bir ayar yükseltiyor. Senaristin şeyi o. Diziyi idame ettirmek için. Ben bu diziyi arada seyredeyim de ben biliyorum seni nasıl susturacağım. Arada, şimdi bilmediğim için konuşuyor. Bu arada Kızılcık Şerbeti'nin... Kızılcık Şerbeti. Evet. Şerbet dizisi diyorlar ona. Demeyin öyle. Kızılcık Şerbeti deyin. İsmini tam söyleyin. Bazı seyirciler özellikle... Tamam, Kızılcık Şerbeti. Evet. Şerbet dizisi değil. Kızılcık Şerbeti. Şunu söyleyeceğim. Sen onu söylemezsin. Seyrettin değil mi Kızılcık Şerbeti'ni? Ben biriktiriyorum şimdi. Son bölümde çok büyük bir senaryo hatası vardı. Neymiş? Eğer böyle yanlış yazılırsa o da reyting kaybeder. Neydi? Bu Fatih ile Doğa arasındaki konu, boşanmanın eşindeki çift, hakim mahkemeye gidiyorlar, bir bebekleri var, daha süt bebeği ve kadın hakim çocuğu babaya veriyor. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey, bunun şeyi yok, örneği yok, hiçbir uzmana danışmadan, hiçbir bilir kişiye danışmadan çocuğu babaya veriyor. Yanlış bir şey ve gerçeklik zaten bu dışı. Konuda da bu evet. Konuda da çok eleştiri aldı son bölüm. Ama herhalde orada şey çıkacak. Yani tabii ki dizi ve hayal ürünü olduğu için bunlar normalde söz konusu olabilen şeyler olmamalı da işte evet. Savcıyı belki hani orada ayarladılar, para verdiler gibi bir durum belki de ilerleyen bölümlerde çıkacaktır. Çünkü yasal olarak hukuken hiçbir şekilde anne yani süt emen çocuk anneden ayrılamaz. Babaya verilmez. Yani böyle bir karar alındıysa bunun altından başka şeyler çıkacaktır ve biz de bunu işte avukatın belki oradaki bir hilesi vesairesi bir mantığına mutlaka oturtturacaktır sevgili Melis Civelek. Diziyi savunacak ya. Yo, mantığı savunuyorum ben hayatım. Melis Civelek'in kalemini çok iyi biliyorum. Mantıksızlık var. Bana yarını anlatma. Bugün gördüğüm bu. Ya hayal ürünü deniliyor ya bu hikayelerle ilgili ama izleyici gerçekçilik görmezse de izlemeyi bırakıyor işte. Ama evet. İşte reyting yükseldi demek ki izleyici benim düşündüğüm gibi bir sonraki hamleyi merak edecek unsuru buldu demek ki dizide. Niye Kızılcık Şerbeti sezonun ilk bölümünde bu reytingi yapamadı, sonradan böyle oldu acaba? Kızılcık Şerbeti izledikçe kendini izlettiren bir proje çünkü. İlk seyrettiğimde ben de beni bu kadar yakalayacağını tahmin etmemiştim. Ama oradaki karakterler, hikaye ve akış o kadar doğal ki ister istemez hayatının içerisinde yani tanıdığın insanlarmışçasına kapılıyorsun dizinin senaryosuna ve şeyine. Geçen sezonda Yalı Çapkını aynı akşam onlar biliyorsunuz Cuma akşamı Yalı Çapkını tökezlediği zaman senaristlerin yanlış senaryo yazmasından dolayı hatalı tökezlediği zaman geçiyordu. Ratingde geçiyordu. Önüne geçiyordu. Geçen sezondan da örnekleri var. Bir de ne var. Var biliyor musun Bilal abi? Bak Kızılcık Şerbeti'nde her yaş grubuna ait aşk hikayesi var. Biz hep neyi savunuyoruz? Yeter artık. Çoluk çocuk aşkından bıktık. Bağıran çağıran. Şimdi Kızılcık Şerbeti'nde olgun bir yaş hikayesi aşkı var. Evet. 40'lı yaşlar. Evet. Teenage yaş grubu aşkı hikayesi var. Evet. Efendim mesela 30'lu yaşlar 25-30 yaş arası. Yani çok fazla algıya hitap edebilen bir proje. Anne baba aşkı var. Orada kocasını kıskanan bir kadın var.
herkese hitap edebilecek hikaye barındırıyor Kızılcık Şerbeti içinde. Ama sadece tek bir aşkın ve aynı yaş grubu aşk hikayesine dayalı hikayelerden seyirciye gerçekten geldi. Sıkıldı yani, insanlar çoluk çocuk aşkının peşinde böyle bağırış çağırış, ondan sonra mantığa dayalı olmayan kavgaların takipçisi olmaktan bence seyirci sıkıldı ve artık daha olgun aklı başında aşk hikayelerini ihtiyaç duyuyor seyirci, ki o yüzden de Kızılcık Şerbeti bu anlamda talep görüyor. Peki bir aşk hikayesi daha var, o da Hadise'nin.